Burası Erzurum Evliya ziyaret yeridir. Dilek dileyen, çocuğu olmayan, hasta olan, rahatsız olana burada gelip dilek tutuyor. Erzurum Evliya'nın gelişini kimse bilmiyor tarihi olarak. Ama bir askerin yaralı olarak bu civara gelip bir ormanın içinde, şurada gördüğümüz bir ormanlıkta, orada vefat ettiğini ama kendi mezarını buraya kendisinin getirdiğini ve kendisinin toprağa gömüldüğü anlatılırdı biz çocukken. Sonra dedemin rüyasına girdi. Burada bir sel gelmişti. Sel geldiği zaman Erzurum Evliya'ya dokunmamıştı ama her yeri götürmüştü. Dedemin rüyasına girdiği zaman dedem de kalktı, sabah bize anlattı. Geldik mezara, o zaman taştandı, böyle mermer falan değildi. Dedem bir usta çağırdı. Bu mezarı yapmak zorundayız dedi. Yapıldı. Ama yapılmadan önce kendi boyunu, kendi mezarını kendisi çizmişti. O işarete göre usta çalışma yaptı. Sonra biz tarihini sorduğumuz zaman kimsenin bilmediğini, bir evliya olduğunu, yani yaralı olarak buraya geliyor, burada ölüyor ve buraya kendi kendini defnediyor. Dedemin anlatmasına göre böyle şeyler yaşadık. Ama inancımız tabii ki sonsuzdur. Onun için de bu evliyadır demişler. Böyle evliya olarak da kalmış.